Evet. Burada karekök içinde 1 eksi kosek çarpı karekök içinde 1 artı kosek. Şimdi karekökte bu ifadeye eşitliği soruluyor. Burada yine trigonometrik özdeşlikleri kullanacağız. Önce bunları tek kökte yazalım. Tek kök içinde aynı köke alabilirim bunları. Karekök içinde 1 eksi kosek çarpı 1 artı kosek. Bu iki kare farkından neye eşittir bu ifade? 1 eksi kos kare x'e eşittir. 1 eksi kos kare x nedir? Sin kare x'tir. Şimdi burada önemli olan bu. En büyük yapılan hata, işte kare kökle kare birbirini götürüyor. Bunu direkt sin x olarak yazıyoruz. Hayır, mutlak değer sin x olarak yazacağız. Yani sonuçta burada kare kök içinde a kare demek mutlak değer a demek. Çünkü a büyük sıfırsa a küçük sıfırsa değişir bu. O yüzden mutlak değer içinde çıkarmamız lazım. Bu mutlak değerin özelliğinden dolayı. O zaman mutlak değer içinde sin x olacak. Cevabım a olacak. İkinci soru aynı şekilde, aynı mantıkla karekök içinde, aynı karekök içinde 1 artı sin x çarpı 1 eksi sin x. Direkt 1 eksi sin kare x olarak yazıyorum artık bunu. Çarptım onları iki kare farkından. Yani cos kare x. Karekökle kare birbirini götürecek ama mutlak değer olarak çıkacak. Mutlak değer cos x olacak. Cos kare x'in karekökü mutlak değer cos x'tir. Cevabım B oldu. Geçtim üçüncü soruya. Cos 4x eksi sin 4x. Şimdi cos 4x cos kare x'in karesi. Önce bunu iki kare farkına çevireceğim. Cos kare x'in karesi cos 4x. Sin kare x'in karesi de nedir? Sin 4x. Ve bunu böyle yazdıktan sonra iki kare farkı uyguluyorum. Toplamları çarpı farkları. Farkları cos kare x eksi sin kare x. Önce farklarını yazıyorum. İki kare fark uyguluyorum burada. Çarpı cos kare x artı sin kare x. Farkları çarpı toplamları. Şimdi bu neye eşit olacak? Cos kare x artı sin kare x zaten neye eşit bu? 1'e eşit. Yani bu ifade aslında cos kare x eksi sin kare x. Ama seçeneklere baktığım zaman öyle bir şey yok. Şimdi bir işlem daha yapacağım. Şimdi iki türlü yapabilirim bunu. Bir, cos kare eksenine 1 eksi sin kare x yazarım ya da sin kare eksenine 1 eksi cos kare x yazarım. Şimdi cos kare eksenine 1 eksi sin kare x yazacağım. 1 eksi sin kare x yazdım. Eksi sin kare x. Ne oldu bu ifade? 1 eksi 2 sin kare x oldu. Bu seçeneklerde var mı? Var. Cevabım D oldu. Tabi maviyle göstereyim. Şöyle de yapabilirim. Normalde buradan devam etseydim bu şöyle de olabilirdi. Cos kare x'e dokunmam. Sin kare x yerine 1 eksi cos kare x yazarım. Şurayı dağıttığım zaman eksi 1 artı cos kare x, yani cos kare x artı cos kare x'ten 2 cos kare x eksi 1 de olabilirdi. Ama seçeneklerde bu yok. Seçeneklerde 1 eksi 2 sin kare x var. Yani şunlar birbirine eşit oluyor. Hangisini hangisinin yerine yazarsam fark etmez. Cevabım ne oldu bu durumda? D seçeneği oldu. Evet. Dördüncü sorudayım. Az önce yaptığım mantıktan şimdi ben bunun sin 4x eksi cos 4x. Üçüncü soruya döndüğüm zaman cos 4x eksi sin 4x'i ne buldum ben? 1 eksi 2 sin kare x ya da cos kare x eksi sin kare x. Bu daha çok işime yarar. Sin 4x, cos 4x eksi sin 4x, cos kare x eksi sin kare x. O zaman sin 4x eksi cos 4x iki kare farkından sin kare x eksi cos kare x çarpı sin kare x artı cos kare x 1 yaptığı için onu direkt yazmıyorum. Yani bu ifade aslında sin kare x eksi cos kare x'e eşit. Şu ifade. Bunu sin kare x artı cos kare x yerine 1 yazdım direkt. Bölü cos x eksi sin x. Şimdi bu da şu değil mi? Sin kare x eksi cos kare x'i de yine iki kare farkından sin x eksi cos x çarpı sin x artı cos x diye yazabilirim. Bölü aşağısı da cos x eksi sin x. Şimdi zaten sin x eksi cos x ile cos x eksi sin x birbirinin eksilisi. Yani bunları sadeleştirdiğim zaman eksi 1 kalacak. Birbirinin eksilisi olduğu için. Yani eksi 1 çarpı sin x artı cos x, o da eksi sin x eksi cos x'tir. Bu durumda cevabım D seçeneği oldu. Doğru cevap D olur. Bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz.